Şimdi sırada bir bağlantımız daha var. Kıymetli bir konuğumuz bizleri bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Birincilik Kulüpler Birliği Başkanı ve Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak canlı yayın konuğumuz. Murat Sancak hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sayın Dönmez. İyi diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Adana Demirspor uzun bir aranın ardından antrenmanlara Başladı. Ee, ben de sıcağı sıcağına bu gelişmeyle başlayalım istiyorum sohbetimize. Tabii ki konuşacak çok önemli konularımız da var, detaylar da var ama antrenman başladı. Siz de takımın başındasınız Sayın Başkan. Neler söylersiniz? Vallahi zaten bu <laughs> koronavirüs belasıyla e, karşılaştığımızdan beri e, evlerde olsun, e, bahçelerinde olsun antrenmanlarını yaptılar bizim futbolcularımız bütün tedbirleri alarak tabii sürekli e, teknik heyetle ve sağlıkçılarımızla beraber takip edilerek e, üç gün önce de e, takımı topladık. Takımı toplamamızın sebebi de e, aldığımız e, haberlere göre e, UEFA'nın özellikle uyuşturusta ilgililerin bitirilmesi e, temennisi vardı, isteği vardı. Bir de ona göre topladık. Şu anda 25 futbolcumuzla teknik eğitimimizle beraber antrenmanlar yapılıyor. Gayet de neşeli ortamda ortam. Oradan sağlık tedbirlerimizi aldık. Bütün e, kulüp tesislerinin olsun her şeyi bütün e, tedbirler alarak e, antrenmanlara başladık. Alınacak bilim kurulu ve sağlık Bakanlığı'nın kararını bekliyoruz şu anda. Evet şimdi onu soracağım Sayın Başkan, ee, yarın çok önemli bir toplantı gerçekleşecek. Hem Sağlık Bakanlığı hem Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kulüpler Birliği Başkanlıkları e, ve Bilim Kurulu bir araya gelecek Türkiye Futbol Federasyonu. E, tabii hepimizin gözü kulağı o toplantıda olacak. E, sizin beklentileriniz neler? Özellikle Süper Lig ve Birinci Lig'in e, akıbetinin belli olmasını bekliyoruz yarın. Şimdi geçen gün e, Sayın Bakanımız bizimle bir toplantı yaptı. Telekonferans toplantısı yaptı. E, Federasyon Başkanı Nihat Bey ve e, yönetici arkadaşlarla. Orada ikincilik, üçüncülük ve birincilik kulüp başkanları vardı. E, dernek başkanları vardı. Herkesin tek tek fikirleri aldı. E, kendisine e, bu anlamda bu, bunu organize için kendisine teşekkür ediyorum. Herkes orada özgürce fikirleri söyledi. E, ya yani tabii herkesin e, farklı dertleri var. Yani ...netice itibariyle biz kendi... E, ...birinci kulüpler içerisinde yaptığımız ankette... ...18 kulübün içerisinde 11 kulüp oynamak istiyor. Ama tabii oynamak istiyor derken... E, ...sağlıkla ilgili bütün tedbirler alındıktan sonra... ...yani bir kişinin e, mağdur olacağı bir yerde... ...bütün ligleri iptal e, edilmesi en doğrusudur. Biz e, bu anlamda da zaten kararlıyız. Bilim kurulu vereceği karar doğrusunda e, hazırız. Şimdi a, adil olmak lazım. Yani şimdi şu anda ligi bu şekilde e, oynanacaksa sağlık tedbirleri alarak oynanması lazım. Oynanmayacaksa bile tescil edilmesi doğru bir karar olmaz. Çünkü haksızlık olur. Yani bugün Süper Lig'e bakıyorsunuz. Avarajla bir, belki bir iki gol avarajla üst sıralarda olan takımlarımız var. E orada iddialı olan 5-6 tane takımımız var. E bizim lige dönüp baktığınız zaman birinci arayı biraz açtı ama ikinci ile üçüncü arasında bir puan var. Üçüncüyle ile dördüncü ile beşinci arasında iki puan var. Ha sağlık kurulu bu anlamda bilim kurulu karar alırsa oynanmayacaksa ona da saygı duyarız. Ama tescil edilmesi doğru bir karar olmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle o zaman sıfırdan düşme de olmaz, yukarı çıkma da olmaz. Tekrar sıfırdan sil baştan tekrar oynarız. En doğru adilane karar bu olacak diye düşünüyorum. Netice itibariyle büyüklerimizde karar varsa boynumuz kıldan ince. Ona göre de biz de hazırlıklarımızı yapmaya devam ederiz. Önce sağlık diyor tüm kulüp başkanları geçtiğimiz günlerde İbrahim Üzülmez de Bursa Spor Teknik Direktörü ile de bir bağlantımız olmuştu konuğumuz olmuştu kendisi o da aynı şekilde önemli olan bizim lige çıkıp çıkmamamız değil önemli olan sağlık biz e, tüm alınacak kararları saygıyla karşılayacağız demişti. Bu ifadeleri kullanmıştı. Görüyorum ki e, tüm birincilik ekipleri neredeyse aynı görüşte Sayın Başkan. Peki bu süreçte e, özellikle ekonomik anlamda da bir kulüp başkanı olarak sormak istiyorum. E, çeşitli İndirimler gündeme geldi. Kulüplerin oyunculardan indirim isteyeceğine dair. Maaşların ödenmesinde güçlükler çekileceği konuşuldu. Adana Demirspor'da ekonomik anlamda bu süreçte neler yaşandı Sayın Başkan? Şimdi aslında e, genel anlamda değinmek lazım. Yani şu anda maalesef e, bütün kulüplerimiz aslında zor durumda. E şimdi benim, Spor'dan para gelmediği zaman federasyonda da bizlere de para gitmiyor. Süper Lig'e de para gitmiyor. E şimdi bu anlamda e, aslında e, eksi artı e, değerlendirdiğimizde bilanço olarak baktığınız zaman bütün kulüpler arasında batakta. Yani düşünebiliyor musunuz? Birinci lig kulüpleri e, yıllık geliri 10 milyonla 13 milyon arasında değişiyor. Ama bir bakıyorsunuz kadro konulma aşamasında ligden kalabilmek için en az 20-25 milyon para harcamak gerekiyor. Ortalarda oynamak için 30-35 milyon. Süper lige çıkabilmek için 50-60 milyon para harcıyorsun. Peki harcıyorsun da bu paranın geliri yok ki. Yani aslında bu anlamda bütün kulüpler zor durumda. E bir de üzerine bu Allah'ın belası koronavirüs çıkınca da tabi e, tabii Beyin Spor'da da para gelmeyince, seyirci geliri de olmayınca şu anda maalesef e, bütün kulüplerimiz hemen, hemen zor durumdalar. E, i̇ndirime gidilmesi noktasına gelince şimdi adil olan şu aslında. Yani elini vicdanı koymak lazım. Evet kulüplerimiz zor durumda ama netice itibariyle futbolcular yapılan bir sözleşme var. Eğer oynanırsa indirim istemesi doğru değil. Ama oynanmayacaksa vefanın zaten karşılıklı e, görüşülerek indirim yapılması taraftar. E, bu anlamda da zaten e, oraya dosyalar gidildiği zaman sözleşme tek taraflı ya da karşılıklı feshedildiği zaman UEFA'ya gidildiği zaman ya da Türk Federasyonu'na gidildiği zaman orada da niyete bakılarak zaten karar verilecek. Ama eğer şuğa bakmak lazım. Lig oynanacak mı, oynanmayacak mı? Yani Haziran Haziran ortalarında, Haziran sonlarına doğru eğer bu koronavirüsü defedebilirsek ve bilim kurulu da o orayı işaret ederse Zaten UEFA'nın da telkini de var. 3 Ağustos'a kadar liglerinizi bitirin. Ama her şeyden önce önce sağlık. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hazırlamış olduğu bir protokol var. Liglerin devam etmesi ne karşın hazırlanan bir protokol var. Bu protokol ile ilgili sizin görüşünüz ne olur Sayın Başkan? Çünkü hem alt liglerde hem de süper ligde bu protokolün yerine getirilmesi bu kuralların zor olduğu da söyleniyor. Şimdi ikinci, ikincilik ve üçüncülük o gün toplamda ifade ettiler. Yani onların fiziki olarak da e, bazı şeyleri yerine getirmeleri için biraz zor. Ama birincilik ve süper, süperlik tamamı da olmazsa %90-95 seviyelerinde yerine getirebileceklerini düşünüyorum. E, güzel hazırlanmış. Hazırlayanların emeklerine sağlık. E, Bir de bütün yöneticilerimize, bütün teknik eğitimlere bu raporları hatta futbolcularımıza da okutarak e, tedbirleri almayı çalışıyoruz. E, yarınki karar bekliyoruz. Yani itibariyle eee bu bununla yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bu koronavirüsle eee ilelebet yok olacak diye bir virüs değil bu. Nasıl geçmişte domuz ile SARS virüsüyle beraber nasıl alışmaya başladıysak ve şu anda vücutlarımızda olduğunu olduğunu da biliyoruz. Bununla da alışacağız. Ama önemli olan e, bilim kurulunun almış olduğu kararlar evde kalarak yani teması keserek biraz daha süreci yayma e, peşindeler. Bu da doğru bir karardır. Şimdi zaten Haziran'ın 12'sine 12'sine kadar zaten hiç kimsenin evden çıkmaması lazım. Bu anlamda bilim kurulunun kararına lütfen bu anlamda da dikkat edelim. Evet, eğer sağlık açısından bir aksaklık olacaksa liglerin oynatılmaması lazım. Ama oynatılabilecekse de oynatılmalı. Oynatılmayacaksa bile tescil edilmemeli. Sıfırdan tekrar başlanması lazım. Daha adil olur diye düşünüyorum. Peki şunu da sormak istiyorum Sayın Başkan, e, liglerin oynanması hangi şartlar altında oynanacağı? Yine e, neredeyse tüm başkanlara bu soruyu soruyoruz, bağlantı gerçekleştirdiğimiz. Sizin görüşünüz ne olur? E, Ligler başladığı takdirde yine deplasman ve ev sahibi şeklinde mi oynanmalı? Yoksa e, belli bir bölge, şehir seçilip, e, tüm takımlar oraya gidip deplasman yolculuğu, uçak yolculuğu olmadan otelde e, konaklama ancak o şehrin belirli otellerinde tüm sağlık şart, e, sağlık koşulları yerine getirildiği takdirde mi oynanmalı? Yoksa aynı şekilde ev sahibi deplasman usulü mü devam etmeli? Bu konudaki görüşünüz ne? Şimdi bilim kurulu e, oynansın kararı verildikten sonra federasyon oturup zaten kulüp başkanlarıyla görüşmesi lazım. Yani eğer mesela 28 Mayıs'ta Türk Hava seferleri başlatacaksa normal şartlarda oynatılabilir. Yani deplasmanı deplasmana da gidilerek Adil adil olan odur. Ee, fiziki yani transfer şeyinde gerekirse Türk Hava görüşülüp özel mesela Adana'dan Erzurum'a uçak yok. Erzurum deplasmanımız var mesela. Gerekirse evet. bu lig için özel federasyonla ve Türk Hava görüşerek bu maçları organize edici özel seferler konulması gerekiyor. Ya yani bu tedbirlerin alması lazım. Seyircisiz oynanması gerekiyor. Gerekirse her seyircisi oynandığı zamanda da her kulüpten 15 yönetici alınıyordu. Gerekirse yöneticiler de alınmasın. Sadece sahada 11'er 11 tarih futbolcu 3 hakem, 4 hakem yedek futbolcular ve güvenlik amirleri olsun. Ona da razıyız. Ama tedbirler görüşülerek alınması gerek, gerekmesi şart yani. Bir toplantının daha gerçekleşmesi gerektiği görüşündesiniz yarınki karar sonrasında. Kesinlikle. Yani oynatılacaksa nasıl oynatılacak? Oynatılmayacaksa bile nasıl bir olacak? Tescil mi edilecek? Tescil edilmeden önce, karar verilmeden önce de danışılması gerekiyor. Yok, yok hükmede sayılacaksa da sonraki dönem ne zaman başlayacak? Bunun konuşulması gerekiyor yani. Çok Netice itibariyle burada her ne karar alınırsa alınsın kimseyi memnun edemezler. Maalesef hükümetimizin, devletimizin böyle bir zorluğu var. Allah onlara kolaylıklar versin. Ama şunu söyleyeyim şu anda bazı Avrupa ülkeleri ligi oynatma kararı vermişler. Hatta bazıları tescil ettiler. Tescil edilen ülkelerin kararlarını yok hükmünde sayıyor UEFA. E şimdi sürece baktığınız zaman, koronavirüsle mücadelede sürece baktığınız zaman ülkemle gurur duyuyorum. Allah herkesten razı olsun. Özellikle devlet büyüklerimizden, Sağlık Bakanımızdan ve Bilim Kurulu'ndan çok önemli tedbirler aldılar ve vatandaşlarımızı en az zayiatla bu işi atlatacağımızı gösterdiler. Ama Tekrar rica ediyorum. Herkes bilim kurulu ve sağlık bakanlığı'nın verdiği kararları lütfen harfiyen uyalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Yayınımıza katıldığınız için, kıymetli değerlendirmeleriniz için inşallah bundan sonra sağlıklı günlerde güzel haberlerle bir araya gelmek nasip olur. İnşallah. Temennimiz o, duamız da o. Ee, evde kalmaya devam edelim lütfen. Çok teşekkür İyi ediyoruz. Diliyorum. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ediyoruz efendim.